Böyle hatim cemiyetlerinde vesairesinde falan duyuyorsunuzdur illa. Hani Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim. Böyle illa yani Yasin kitaplarında Elif, Lam, Mim, Elif, Lam, Mim. Duymuş, herkes duymuştur bunu. Elif, Lam, Mim. Efendimiz, alo, dinliyor musunuz? Sahurunuzu yapmayın, yemeyin, içmeyin demiyorum. Ama bakın bunlar önemli. Eğer ilk defa duyuyorsan çok önemli. O ekmek her zaman bulunur. Ama bu her zaman bulunmayabilir. Sahur vakti, seher vakti. Allah'a yaklaşmanın sırrı burada. Çok önemli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadette buyurdu ki, Kur'an ne muazzam bir şey. Bak, şöyle bir çalıştır. Zihnini çalıştır. Şöyle bir hesap yapmaya kalk. Ben hesabın içinden çıkamadım. Yani hesap makinesiyle bir de yapsan bulamazsın. Bak şimdi hesabı yapalım beraber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir kişi Kur'an-ı Kerim okuduğunda, bir kişi Kur'an-ı Kerim okuduğunda Allah Teala her harfine 10 sevap verir, 10 derece okulu yükseltir, 10 günahı gider. Hemen akabinde şöyle, sahabi şaşırdı. Ya Resulallah her harf, bakın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Elif, Lam, Mim diyorsunuz ya, Elif'i için ayrı konuşuyorum, Lam'ı için ayrı, Mim'i için ayrı. Yani Elif, Lam, Mim derken toptan da değil, Elif'ine, Lam'ına, Mim'ine 10 sevap kazanır. Hocam 10 sevap biraz az değil mi? E bilmiyorsun da ondan. 10 sevap ne biliyor musun? O 10 sevap değil de bir sevap olsa, bir tane sevapla bile insanın dünya ve ahireti değişebilir. Bir sevapla. 10 sevap. 10 derece yükseltilir ne? Bugün bile memur kat sayısında bilinmesine 10 basamak bile fırladın desen, adamın gözü böyle parayla dönmeye başlar. Ahiretteki 10 derece ne biliyor musunuz? 10 derece denildiğinde. Muazzam bir şey. 10 derece yükseltilir kulluk makamı. Ve 10 günahı gider. Hatta sahabiden bir başka rivayet var. Sahabe-i kiram şaşırmış. Ya Resulallah ben şimdi okuyorum. Yasin okuyorum, Fetih okuyorum, Bakara. Her gün 300, 400, 500, 100 sayfa, 200 sayfa okuyorum. Çok kelime geçiyor. Her harfte, her kelimede birçok harf var. Arkadaş bir de hesabı doğru yapman için sana söyleyeyim. Bu normal şartlar altında, hani kimyada var ya NŞA, normal şartlar altında kaç oldu o en son? 22,4 mi 20, neyse. Normal şartlar altında olan 10 bu. Ramazan'da bu en az 1000'le çarpılıyor. Her harfine 10.000. Arkadaşlar inanın ki böyle. Siz ne zannediyorsunuz ya? Millet Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okurken bunu sadece anevi bir şey, örfünden, adetinden, ne yapalım yapıyoruz denilen bir şey mi zannediyorsun? Arkadaş anormal, muhteşem, muazzam bir sevap var Ramazan'da. Bak birazdan sana çok önemli bir, çok çok önemli bir hadisi şerif söyleyeceğim. Ondan sonra sorulara gideceğim. Şurayı lütfen dikkatli dinle. Sahabi soruyor. Ya Resulallah ben çok okuyorum Kur'an-ı Kerim. 10 sevap. Yani günahlar gidiyor. Hadi bu Ramazan'da 1000 oldu. Binlerce günahım gidiyor. Binlerce günahım gidiyor. Soruya bak şimdi. Ya Resulallah benim bütün günahlarım silinmiş olursa ne olacak? Nereden gidecek tekrar günah? Efendimiz buyuruyor ki ailenden gider. Ahirete gitmişlerinden gider. Daha çok okudum. Konu komşundan gider. Mahallenden gider. Yani evde okunan bir Kur'an-ı Kerim'in, dilde olan bir Kur'an-ı Kerim'in sahibine de, hanesine de, göçmüşlerine de, nesillerine de, etrafına, mahallesine de muhakkak faydası vardır kıymetli kardeşler. Kur'an-ı Kerim böyle bir şey. Efendim Kur'an-ı Kerim bundan mı ibaret? Hayır. Kur'an-ı Kerim ahlaktır, Kur'an-ı Kerim ahkamdır, Kur'an-ı Kerim'in hükümleri vardır. Bunları böyle İnşallah peyderpey işlemeye çalışacağız. Ama bir kere Kur'an denildiğinde bunu herhangi bir kitapla karıştırmamak lazım. Kur'an-ı Kerim
Kur'an-ı Kerim'in bir harfi dahi bozulmamış, bir kelimesi dahi değişmemiş ve milyonlarca hafızla, sadece benim hocamın 40 bin yetiştirdiği hafız vardı. 40 bin. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmişler. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'i korurken, kendisi taahhüt ederken kullarını da bunun içine almış. O rahmetle şu anda hala daha Kur'an-ı Kerim'in bereketiyle vatanımızın, milletimizin, ailemizin bereketi toprağa ayrı bir güzelliktedir. Bu Kur'an-ı Kerim'dendir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ve ahkamıyla inşallah bizleri daim eylesin. Şimdi anlatacağım şeyi dinleyin, ondan sonra soruyu alacağım. Ne kadar vaktimiz var sorulara? Az bir şey mi var? O senin o hesap değişik ama neyse. Şimdi en çok sevdiğim ve Ramazan'da muhakkak anlattığım, hatta anne baba sevgisiyle alakalı da bir şekilde zikrettiğim önemli bir hadis-i şerif var. Çok önemli. Ayrıca hadis-i şerifler, ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygambere tabi olmakla alakalı müstakil bir program yapacağız. Bir sahur vaktimizi, sahur soframızı öyle açacağız. Ama şimdi dinle. Demin hutbe mevzusu vardı ya, o hutbeye de bağlamış olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hutbede yapmış olduğu bir hareket. Bu arada. Bazı sözler canlı yayındayken yanlış anlaşılma ihtimalinden dolayı düzeltmeyi de yapalım. Siz de kendinizi o Efendimizin hadis-i şerifine hazırlarken onu da aradan çıkartmış olalım. Dedik ki, bir hanımefendi Ramazan'dayken, yani başladı Ramazan'a, 20 gün tuttu, ondan sonra o özel durumu başladı, bayram oldu. Dedi ki, Ramazan'ı ihya etmiştir. Bazı bizim stüdyo şefimiz oflu, doğrudan bağlı o. Hocam dedi, dikkat et, bak fetvayı yanlış veriyorsun. Dedim ki, fetva değil. Ama haklısın, onu düzeltelim dedim. Arkadaşlar, o Ramazan'ı ihya etmiş oldu sözü şu. Son 10 gün, son 7 gün tutamadım diye Ramazan'ı ihya edemedim zannetmesin. Elinde değil manasına. Yoksa biliyorsunuz, o özel durumlardan dolayı Ramazan orucunu tutamazsa, çocuk emzirdi, hastaysa onu ne yapacaktır? Kaza edecektir. Ama bir de şu var. Kafasına göre, ya ben kaza yapacağım abi. Çünkü hastasıyımdır bu sözün. Kaza yapacağım. Nasıl oluyor kaza yapacağım? Defaatle size bu örneği verdim. Ben şimdi E5'e çıkacağım, yaklaşık 2,5 kilometre sonra kaza yapacağım sözü. Ne kadar saçmaysa, kaza değil ki. Sen alenen suikasta gidiyorsun. Kaza nedir? Adı üstünde. Elinde olmayan sebeplerle maruz kaldığın bir düzeltme hareketidir. Kaza. Ne oldu abi? Kazaya kaldı oruç. Ben namazı kazaya bırakacağım. Hadi bakalım. Kılmayacağım ben şimdi. Kaza yapacağım sonra. Yani arkadaşlar, mahsus böyle işi biraz mizahi havaya döküyorum da böyle konuşanlar ne duruma düştüklerini anlasınlar diye. Arkadaş elinde olmaz. Bayılmışım, etmişim, takatim yok. Bir kalktım ikindi okunuyor. Kazaya kaldım. Kaza. Ama kılmıyor. Ben hepsini toptan sonra kaza yapacağım. Denmez. O sebepten dolayı Ramazan'a girmiş, kafasına göre takılıyor. Sana tutarız abi, kaza birebir tutuyorsun. Dediğinde Ramazan'ı ihya etmiş olmuyor. Ama bizim hanım kardeşlerimiz gayet güzel Ramazan'a başladı veya ortasında temiz oldu. Tekrar temiz oldu derken, çok affedersiniz, o durumdan kurtuldu manasına söylüyoruz. Yoksa o zaman da pis değil, haşa. Yanlış anlaşılır. O kaza, o elinde olmayan sebeplerden dolayı onu kaza edecek. Ama o tutamadığı günlerden dolayı üzülmesin. Öyle bir durum olmasaydı ne yapacaktı? Tutacaktı. Ramazan'ı ihya etmiştir. Arz edebiliyor muyum? Mühim mesele.